Herkese merhaba. LG G2 geçtiğimiz Ağustos ayında tanıtılmıştı ve kısa bir süre sonra da Türkiye piyasasına giriş yaptı. LG G2'de 5.2 inç bir ekran var. Bu 5.2 inç ekran görmüş olduğunuz gibi telefonun ön bölümünün neredeyse tamamını kaplıyor ve ekranın etrafında çok dar bir çerçeve var. Bu sayede LG G2 tek elle biraz daha rahat kullanılıyor. Tek elle kullanımı biraz daha kolaylaştıran unsur arkada yer alan sihirli tuş. Normalde akıllı telefonlarda tuşların kenarlara yerleştirilmesine alışkınız. Ancak LG G2'de biraz daha ince bir kenar profili sağlamak amacıyla görmüş olduğunuz güç butonu ve ses tuşları arkada yer alıyor. LG genellikle telefonlar tutulurken işaret parmağının boşta durduğunu gözlemlemiş ve görmüş olduğunuz gibi telefonu normal şekilde tuttuğunuzda sihirli tuşun üzerine geliyor. İşaret parmağınız ses tuşlarıyla güç butonu çok daha rahat şekilde kullanılıyor. Bu şekilde bir kullanım alışkanlığı gözlemlemiş ve bunun sonucunda da karşımıza sihirli tuş çıkmış. Bunun dışında 5.2 inç ekran 1920x1080 piksel Full HD çözünürlük sunuyor. True HD IPS Plus kapasitif dokunmatik ekran oldukça yüksek parlaklık oranına sahip. Şu anda otomatik aydınlatma çalıştığı için ortama göre ekranın parlaklığı ayarlanıyor. Ancak bu telefonun parlak ekranı güneş ışığı altında bile oldukça iyi bir kullanım sunuyor. Bunu söyleyebiliriz. Bunun dışında LG G2'de 3000 mAh kapasiteli sabit bir batarya var. Bu batarya yaklaşık 3 gün dayanabilecek bir kapasite sunuyor. Bu açıdan da LG G2 oldukça dikkat çekici. Telefonda Qualcomm Snapdragon 800 işlemci var. Bunun yanı sıra 2 GB RAM dikkat çekiyor. Qualcomm ve LG'nin de duyurduğu gibi bu telefon Qualcomm Snapdragon işlemciyi barındıran ilk telefon olarak dikkat çekiyor. Telefonun performansının genel olarak iyi olduğunu söyleyebiliriz. Görmüş olduğunuz gibi geçişler de oldukça hızlı şekilde yapılıyor. Benchmark testlerinde de bu telefon iyi sonuç veriyor. Bir hayli fazla LG özelleştirmesi görüyoruz LG G2'de ve bunların bazılarına dikkat çekmek gerekiyor. Örneğin ekranı çift tıklatma dikkat çekici bir unsur. Normalde arkadaki güç butonunu kullanmayı istemezseniz ekrana hafifçe sert vurarak gördüğünüz gibi LG G2'yi uyandırabilirsiniz. Daha sonra da ekranın kilidini kaldırabilirsiniz. Bunun dışında misafir modu var. Misafir modu da telefonun sizin özel alanınız dışında başka kullanıcılara açılmasını sağlıyor. Gördüğünüz gibi misafir modu ekran kilit desenine girdiğimde karşıma normalde kullandığım ekrandan farklı bir ekran, farklı bir başlangıç ekranı çıkıyor. Burada da sadece benim izin verdiğim uygulamalar yer alıyor. Bu uygulamaları normalde kendi profiliniz içerisinde ayarlar bölümünden ayarlayabilirsiniz. Bunun dışında LG G2'de akıllı ekran özellikleri de var. Örneğin siz ekrana bakarken otomatik olarak ekran açık kalıyor, kendiliğinden kapanmıyor veya yine Samsung Galaxy S4'te gördüğümüz o akıllı duraklatma özelliği, siz başınızı başka bir yöne çevirdiğinizde çalan videonun otomatik olarak durdurulması özelliği bu telefonda da yer alıyor. Bunun dışında LG G2'de de daha önce Optimus G'de, Optimus G Pro'da gördüğümüz bazı özellikler var. Örneğin Quick Memo bunlardan bir tanesi. Ekran üzerinde hızlı şekilde notlar alabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu özellik yine LG G2'de de karşımıza çıkıyor. Bunun dışında yine Q-Slide adı verilen uygulamalar var. Ekranın üzerinde, kullanıcı arayüzünde bir takım pencereler açabiliyorsunuz. Bunlar sürekli görmüş olduğunuz gibi ekranda kalıyor ve bu da kullanımı biraz daha pratik hale getiriyor. Q-Slide pencerelerinin bir özelliğini, bunların şeffaflığını dilediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi şeffaflığını kısarak, arka plandaki görüntünün çok daha net şekilde gözükmesini sağlayabiliyoruz. LG G2'de bir yana kaydır diye bir özellik var. Diyelim ki bir uygulama açtınız LG G2'de, daha sonra parmağınızı, üç parmağınızı ekranda sağdan sola doğru çevirerek onu ilk bir yana kaydırın hafızasına ekleyebilirsiniz. Daha sonra diyelim yine başka bir uygulama açtınız. Onu da aynı şekilde hafıza eklediniz ve görmüş olduğunuz gibi bildirim alanında da iki tane uygulamanın depolandığı gösteriliyor. Bir tane de galeri uygulaması açalım. Galeri uygulamasında yine parmağımızı sola doğru sürükleyerek hafızaya alalım ve daha sonra üç parmağımı görmüş olduğunuz gibi soldan sağa doğru sürükleyerek hafızaya alınmış olan uygulamaları bu şekilde görebiliyorum. Aslında uygulama değiştiricisi var. Ancak bu da biraz da pratik. Parmaklarınızla rahatlıkla kullanabileceğiniz, favori belli aldığınız uygulamaları rahatlıkla ulaşmanızı sağlayacak bir özellik olarak dikkat çekiyor LG G2'de.
Bunun dışında LG G2'nin 13 megapiksel kamerası var. Kamera arayüzü de görmüş olduğunuz gibi bir aylık kullanışlı ve çeşitli modlar var. Bu modlar sayesinde de LG G2'nin kamerası biraz daha işlev görüyor. Baktığımızda çek netleştir, HDR, panorama, çoklu çekim, zaman yakalama gibi çoğu üst sınıf Android telefonlarında gördüğümüz özellikler var. Bunlar LG G2'nin kamerasında da karşımıza çıkıyor. Telefon Full HD video kaydı da yapabiliyor. 1080p Full HD video kaydı da var. Bunun yanı sıra optik görüntü sabitleme özelliği sayesinde de oldukça durağan videolar ve bulanıklığın az olduğu fotoğraflar çekebiliyor LG G2. Bunun dışında LG G2'nin uygulama menüsüne baktığımızda da daha önce görmüş olduğumuz LG telefonlarında görmüş olduğumuz çeşitli LG uygulamalarını görürüz. Yine Google Play Store'dan da binlerce ücretli veya ücretsiz uygulamayı telefona kurabilir ve bu şekilde kullanabilirsiniz. LG G2 ile ilgili özetleyeceklerimiz bunlar. Çok daha fazlasını videoda bulduklarınızdan çok daha fazlasını Teknoblog'daki inceleme yazısında bulabilirsiniz. İnceleme yazısının bağlantısı da aşağıda açıklama alanında yer alıyor. Şimdilik bu kadar. Tekrar görüşmek üzere.